Sevgili Özgastım'ın efendim dinleyenleri, hepinize uzun bir aradan sonra tekrar merhaba, selamün aleyküm. Sevgili dinleyenler, bugün yepyeni bir programla karşımızdayız. Bu ay yeni bir program ettik, çok güzel. Güzellikten yine bakılmaya. Programımızın ismi 3N1G. Yani sevgili dinleyenler, programın formatını size şöyle anlatayım. Bu programda ne nereden neyle geliyor onu konuşacağız efendim. Bugünkü konumuzda koynumuzun başkenti hepimizin Kastamonu'nun adının nereden geldiğine bakacağız. Şimdi efendim size Kastamonu Üniversitesi'nden profesör konuk tanıtmak isterdim. Yalnız işte gelemeye. Herkesin kendine göre işi gücü oluyor tabii. Hava da soğuk, ondan da kimse yani bir yere çıkası gelmeye hesabı konuk falan yok anacığınız. Öyle yine biz bize bir program yapacağız. Hepinize iyi dinlemeli. Sevgili dinleyenler, Kastamonu adının nereden geldiğine dair birçok söylenti var bildiğiniz üzere. Şimdi zamanında Kastamonu'da Bizans biliyorsunuz hüküm sürüyormuş. Çok evvelsi yani benim konuşmam. Şimdi bizim işte Türk komutan işte liderliğinde burayı kuşatmaya geliyorlar. Bizans Tayfun'un da kızı var, özellikten bakılmaya. Kızın adı Moni. Sevgili dinleyenler. Bizim İşte Türk komutanı kız aşık oluyor. Kolesiye. Komutan da ne komutan hemen. Yakışıklı. Boylu boslu. Bıyıklı filan. Türk komutanı aşık olmuş. Geceleyin kalenin inhenterini Türk komutanına veriyor bu kız. At veriyor. Hem kaleyi al hem beni al hesabı. Tam o zaman işte babası bunu görüyor. Yakalaya. Babası öfkeleniyor tabii kıza. Kastın neydi Moni diye bağırıyor. Ondan sonra sevgili dinleyenler bunun öyle demesi işte hani zamanına Kastamonu'ya dönüşmüş. Yani Kastamonu'nun adı da buradan geliyor diye bir söyleme var yani. Başkasının demesini de veriyorum ben size. İşte bu babası, kızın babası İşte o zaman öyle mi konuşuyordu? Türkçeyi nereden biliyordu? Bizans bununla biz gibi mi konuşuyorlardı? Hiç yani bilemez. Bunda hep birer soru işareti. Kastın neydi? Moni. Babası öyle der mi? Bilmiyorum ki hiç. Yani işte sevgili dinleyenler bu bizim komutandan Moni neyle anlaştı? Bu da hep birer soru işareti. Bir de başka bir demeleri var sevgili dinleyenler. İşte kız komutana aşık oluyor. Bizim Türk komutan da demek ki boş değil yani kızdan. O da elektrik almış. Hani bu onun demesiyle elektrik almış. Kastın Moni. Yani Moni'yi almak istiyorsun demiş gibi bir deme de var. İşte gel zaman git zaman Kastım'ın haline gelmiş bu kelime de. Şimdi buradaki kasıt neyle bu kasıt? Onu araştırmak lazım sevgili dinleyenler. Şimdi hani kasıtmışsın derler mesela. Hani soğuktan böyle doğmuşsun diye de kasıt. Ha, burada kastın neydi Moni? İşte bunlar hep birer soru işareti. Bizim de kafamız karıştı. Profesör gelse soracaktık. Profesör de gelmedi. Onun için böyle bir doğru cevap bulacağız. Şimdi konuşa konuşa. Durum böyle sevgili dinleyenler. İşte böyle Öz Kastamonu efendim dinleyenleri. Bugünkü programımızda Kastamonu isminin nereden geldiğini en köklü yani en bilinen görüşüyle açıklamaya çalıştık. Bizi takip etmeye devam edin. Diğer işte görüşleri de size zamanı gelince anadı vereceğim sevgili dinleyenler. Bizimle kalın, hoşça kalın. Sen olanı öldürüp seni eğlendirmek güzel bir sen. Hazır ol, sıçır çökme.
demiş efendim. Kız da nilerde almış, kaleyi de almış, kızı da almış.